Hoş geldiniz. Kıymetli KPSS A grubu öğrencilerimiz. Herkes hoş geldi. Merhabalar. T Kuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar. Nasılsınız? Selamlar herkese. Rabia'cığım hoş geldin. Keyifler nasıl? Yavuz Hocam hoş geldin. Yavuz Hocam'ın az önce kaydını aldık. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Umarım keyfiniz çok yerindedir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. İnşallah birlikte daha da iyi oluruz. Artık Kasım ayına da yavaş yavaş güle güle diyoruz. Nasıl geçiyor günleriniz? Nasıl geçiyor çalışmalarınız? Umarım hepinizin çok iyi geçiyordur bu arada. Bugünkü seminerimizde arkadaşlar KPSS A grubu sınavına hazırlanan kıymetli siz değerli öğrencilerim için nereden başlamalıyım, nasıl başlamalıyım, nasıl bir programa ihtiyacım var, sıfırdan başlıyorum, ne yapmalıyım gibi soruları yanıtlayacağız arkadaşlar. Bu soru işaretlerini yanıtlamak için buradayım. O yüzden eğer herkes hazırsa kıymetli öğrencilerim, çayımızı, kahvemizi güzelce hazırlayalım. Hepimizin yanında mutlaka not defterimiz ve kalemimiz olsun. Önemli bilgilerden bahsedeceğim. Not almanız gerekebilir bu bilgilerim. Eğer herkes hazırsa bütün dikkatler bendeyse arkadaşlar, seminerimiz tüm hızıyla başlıyor. Şimdi öncelikle bir tanışıp kaynaşalım istiyorum. Kimler nerelerden katılıyor? Kimler hangi bölümleri bitirdi? Kimler daha önce sınava girdi? Herkes biraz kendini tanıtsın bakalım. Yavuz hocamı biliyorum. Van'dan katılıyor. Kamu yönetimi mezunu. Başka? Başka kimler nerelerden katılıyor arkadaşlar? Hangi bölümleri bitirdik? Daha önce bu sınava girdik mi? Kahramanmaraş Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi çok güzel. Bartın Müzik Bölümü. Damla Hocam ama bu seminer A grubu, İBF ve hukuk mezunlarına özel bir seminer. Sen müzik öğretmenisin galiba. Sen öğretmenler için yaptığım seminere girmelisin Damla Hocam. Wow, çok güzel işletme. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Emre Hocam çok güzel. Çoğunluğumuz İBF galiba. Zaten KPSS A grubuna da çoğunlukla İBF öğrencileri giriyor arkadaşlar. Güzel bir kitleyle yarışıyorsunuz. Çok güzel bir sınav. Çok zorlu bir sınav ama atandığımızda var ya arkadaşlar mükemmel bir sınav. Wow, Katü Maliye çok güzel. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler %100 İngilizce. Sena Hocam tebrik ediyorum seni. Daha önce evet girenler zorluğunu biliyor. Birçoğumuz bu arada tecrübeli miyiz arkadaşlar sınav sürecine dair? Ya ilk kez girecek olanlar var mı? Nur Hocam'ın tecrübesi var. Emre Hocam'ın var. Yavuz Hocam'ın var. İlk kez KPSS A. Çok güzel. Bir tek Sena Hocam ilk kez girecek galiba. Harika. Vereceğim bilgiler arkadaşlar ilk kez de girseniz, çok kez de girseniz hepinizi zaten kapsıyor olacak. O yüzden tüm dikkatinizin bende olmasını istiyorum. Hatta seminerimizin sonunda TEKUZEM'in özel öğrenme modeline uygun hazırlanan programını da yapacağız. Örnek bir ders çalışma programı yapacağım. O yüzden o programı da özellikle hepinizin görmesini, mantığını anlamasını istiyorum. Şimdi örnek bir ders çalışma programı hazırlamadan önce kıymetli öğrencilerim, seminerde nelere değineceğim biraz bunlardan bahsedelim. Kendimizi ve sınavı ne kadar tanıyoruz ya da tanıyor muyuz? Hangi yöntemle ders çalışmamız gerekiyor? Sorumluluklarımızdan arda kalan zamana, öğrenme yapımıza ve seviyemize göre nasıl bir KPSS A çalışma programı hazırlayacağımızın cevabını bulacaksınız. Ve tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bir gözüm chat panelinde gözüme çarptıkça zaten yanıtlarım. Biliyorsunuz ki kıymetli öğrencilerim 13 Kasım tarihinde ÖSYM akademik takvimini 2025 yılı için açıkladı. Yani o büyük gün 13-14 Eylül'de yaklaşık
290 gün gibi bir zaman dilimi var. Bence çok güzel bir zaman dilimi. Ve birlikte arkadaşlar sınavı biraz tanıyalım. Yani her birinizin gireceği oturumlar farklı, hedefleriniz tabii ki de farklı ama çoğunlukla öğrenciler biraz daha P48 puanını önemsiyorlar. Bunun için arkadaşlar genel yetenek, genel kültürü sınavına her biriniz girmek zorundasınız. A grubu puanınızın hesaplanabilmesi için. Ve GYGK sınavı 120 soru, 130 dakikalık bir test. Hukuk testi arkadaşlar toplam 40 soru 50 dakika. İktisat 40 soru 50 dakika. Maliye 40 soru 50 dakika. Muhasebe 40 soru 50 dakika. Uluslararası ilişkiler 40 soru 50 dakika. ÇEKO çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 40 soru 50 dakika. İstatistik 40 soru 60 dakika. Bak bir tek istatistiğin süresi uzun. Diğerleri fix 40'a 50 dakika. Kamu yönetimi testi de arkadaşlar 40 soruda 50 dakika. Ve her birinizin arkadaşlar girdiğiniz oturumdaki diğer derslerden de puanınızın hesaplanabilmesi için en az bir net yapmanız gerekiyor. Bu bir zorunluluk, aklınızda bulunsun. Bunu bilmeyen çok öğrenci var. Puanınız hesaplanmaz Allah korusun. Mağdur olmanızı istemem. Mesela cumartesi sabah oturumuna giriyorsun ya. Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ÇEKO. Her birinden en az bir net yapman gerekiyor ki bu oturumun puanı hesaplansın. Mesela cumartesi öğleden sonra oturumunda hukuk, iktisat, maliye. Her birinden en az bir net yapman gerekiyor. Pazar günü sabah oturumunda işletme, muhasebe, istatistik. Her birinden en az bir net yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 7 Eylül pazar günü de zaten genel yetenek, genel kültür testine hep birlikte gireceksiniz. Anlaştık mı? Sınavı biraz daha iyi tanıdık mı? Şimdi zihninizde o taşlar biraz daha yerine oturdu mu? Sena hocam, seni çok iyi anlıyorum. Yani yabancı bir dilde bu dersleri görmek müthiş zor bu arada. Türkan hocam selamlar. Türkan hocamın da bugün kaydını aldık. Hoş geldin. Peki arkadaşlar, şimdi size bir soru. KPSS A ve GYGK'da hangi derslerden sorumlusunuz diye sorsam. Bu sorulara mutlaka zaten doğru yanıt verirsiniz değil mi? Bana dersiniz ki işte hocam maliye var, iktisat var, Türkçe var, matematik var, vatandaşlık var gibi gibi gibi. Dersleri hepimiz biliyoruz ama arkadaşlar toplamda kaç tane konudan sorumlu olduğumuzu biliyor muyuz ya da kimler biliyor? Mesela A grubu bütün derslerini düşün, B grubu bütün derslerini düşün ve bunların kaç tane ünitesi var? Ünitelerin altında kaç tane konu alt konusu var? Yani kaç tane bilgi öğreneceğim? Bunları düşünseniz arkadaşlar yüzlerce değil mi? Hatta şimdi açıklayacağım. Gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Toplamda arkadaşlar G'yi, GK ve A grubu için 997 tane konu var. Nur hocam, ünitenin altındaki konular hepsi birlikte 997 tane konuya tekabül ediyor. Ve bu 997 konunun 717'si A grubunda, 280'i de B grubunda genel yetenek, genel kültürde arkadaşlar. Bunu asla gözünüzü korkutmak için söylemedim. Sınavı tanıyacaksak en derinlerine kadar en objektif bir şekilde tanıyalım ki sınavı mağlup edelim. Yani kazanan taraf biz olalım diye söyledim. Peki bütün bu konuları yetiştirebilmek için arkadaşlar nasıl bir planla ilerlemelisiniz? İşte bunun yanıtı için zaten bu seminerdesiniz. Şimdi birlikte bütün bu planın sahip olması gereken özelliklere tek tek değineceğiz. Kıymetli öğrencilerim, eğer bu sınavı kazanmak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız bilmeniz gereken bazı şeyler var. Mesela verimli çalışma yönteminizi bilmek zorundasınız. Bu bir kural. Ben nasıl bir öğrenciyim bunu bilmek zorundayım. Ben hangi yöntemlerle çalıştığımda daha kalıcı bilgiye ulaşıyorum bilmek zorundayım. Ya da ben çabuk mu unutuyorum? Çok mu sıkılıyorum? Stresli miyim? Dikkatim mi dağılıyor?
Ben görsel bir öğrenci miyim? Dokunsal bir öğrenci miyim? İşitsel bir öğrenci miyim? İşte bunların hepsini arkadaşlar bilmek zorundasınız. Kendinizi tanımadan yaptığınız bir çalışmadan verim almanız zaten mümkün değil. İki arkadaşlar, bütün ders ve konulardaki seviyenizi, mevcut düzeyinizi bilmeniz gerekiyor. Ve üç en önemli kriterlerden biri, kendinize ait sadece size özel bir çalışma programınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü her program kişinin kendine özeldir, değişken olabilir, dinamik olabilir. Bir başkası için başarılı olan bir program sizin için aynı başarıyı sağlamayabilir. Her program kişinin özelliklerine uygun olmak zorundadır arkadaşlar. Ve tabii ki de şu an sınava 290 koca gün var. Sınava kalan zamana göre de strateji yapmanız, geliştirmeniz gerekiyor kıymetli öğrencilerim. Şimdi gelelim bütün bu maddeleri tek tek açalım. Yani aslında ben bu maddeleri yazarken ne demek istiyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Ne dedik? Kişi kendini tanımak zorunda dedik. Kendini tanımadan bir program hazırlayamaz. Kendini tanımadan ders çalıştığında tam olarak öğrenemez. Her şeyden önce verimli çalışmayı öğrenmelisiniz ki zaman ayırdığınız çalışma boşuna gitmesin arkadaşlar. Çünkü unutmamalıyız ki her birimiz birbirimizden farklıyız. Evet, herkes öğrenir ama herkes aynı yöntemle öğrenmez. Aynı sürede öğrenmez. Kimi geç öğrenir, kimi erken öğrenir. Kimi çabuk unutur, kimi geç unutur. Herkes farklı öğrenir arkadaşlar. Mesela şu andaki sayfama herkes baksın. Bu sayfada tekuzemin eğitim analizini çözen bir öğrencinin bütün sonuçları çıktı. Mesela öğrenme stilinden tut, unutma hızına kadar, stres düzeyinden tut, dikkat dağınıklığına kadar. Peki siz bütün bu özelliklerinizi kendinizde biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ben nasıl bir öğrenciyim? Ben görsel miyim? Dokunsal mıyım? İşitsel miyim? Ben çabuk mu öğreniyorum? Erken mi unutuyorum? Çok mu stresliyim? Sayısal zekaya mı sahibim? Sözel zekaya mı sahibim? Dersleri ezbere mi çalışıyorum? Mantığa dayalı bir yöntemi mi var? İşte bunları bilmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü 997 tane yeni konu öğreneceğinizi düşünürsek her konuya yaklaşımınız farklı olmalı ama her şeyden önemlisi etkin öğrenmeyi sağlayabilirseniz bütün yaptığınız çalışmalar karşılığını size doğru sonuç olarak artan net olarak zaten verir arkadaşlar. Mesela bu karnede sizin dikkatinizi çeken özellikler hangileri? Bazı değerler kırmızı, bazıları mavi, bazıları yeşil. Sizce neye göre? Yani böyle bir öğrenci neye dikkat etmeli bu sonuçlara göre? Herkesten bir yorum bekliyorum. Bakalım kimler doğru yerden bakabiliyorlar? Mesela aynen öyle Selimecim, harikasın. Senacım harikasın. Bak, unutma hızı. Ne demek arkadaşlar? Öğrendiğin bilgiyi ne kadar sürede unutuyorsun? Çabuk unutuyorsun. Bu ne demek? Çabuk unutan bir öğrenci sık sık tekrar yapmalı. Geç unutsaydım ne derdiniz? Hocam sen zaten geç unutuyorsun. Ayda bir de tekrar yapsan yeter. Ama çabuk unutuyorsan belki de haftada bir tekrar yapacağım. Belki 15 günde bir tekrar yapacağım. Ama bunu yapmam için önce özelliğimi öğrenmem gerekiyor. Ya da bu öğrenciye baktığımda stresi çok yüksek. Bu öğrencime ne derim ben? Neden streslisin? Kendine güvenmiyor musun? İnanmıyor musun? Başarabileceğini düşünmüyor musun? Bir programın yok mu? Rotan belli değil mi? Bu yüzden mi streslisin diye sorarım. Ve o da çok yüksek ihtimalle evet hocam der. Yani eğer siz de bu öğrenci gibi stresliyseniz arkadaşlar lütfen çalışmalarınıza şöyle bir dönün bakın. Mutlaka eksik ya da yanlış yaptığınız şeyler var. Bu sizi strese sokuyor, kaygı düzeyinizi artırıyor. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, stresi yüksek olan bir öğrencinin algıları gün geçtikçe kapanır. Stresli bir öğrenci doğru öğrenemez, doğru anlayamaz,
sürecini konforlu bir şekilde devam ettiremez. Bu da onun için zararlıdır. Yani ben bu öğrencime bu sonuçları görerek bir rehberlik uzmanı, bir öğrenci koçu olarak derim ki senin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken özelliklerin var. Bunları birlikte iyileştireceğiz, geliştireceğiz derim. İşte sizin de arkadaşlar böyle özellikleriniz olabilir. Bu yüzden diyorum kendinizi çok ama çok iyi tanımalısınız. Ve Tekuzem'in eğitim analizlerini duyanlar vardır. Türkiye'de sadece Tekuzem eğitim kurumlarında uygulanan, patenti bize ait olan, yapay zeka ile hazırlanan eğitim analizlerimiz var arkadaşlar. Bu analizleri çözmeyenler varsa mutlaka bir kere çözsünler. Ki bu seminere katılan her öğrencime bu analizler hediye. Kayıt olan her öğrencim zaten analizleri çözmek zorunda. Seminerin sonunda bu analize nereden gireceğinizi de zaten göstereceğim. Analizi yaptığınızda diyeceksiniz ki hocam gerçekten beni benden daha iyi tanıyor. Resmen beni bana anlattı diyeceksiniz eminim. Şimdi geliyorum. Bütün ders ve konulardaki seviyenizi bilmeniz gerekiyor demiştim arkadaşlar. Seviyenizi bilmeniz için önce seviye belirleme sınavı yapmalısınız. Ama bu seviye belirleme sınavı şöyle bir sınav olmamalı. Bütün dersler karma, hadi hürra bir deneme gibi değil. Her dersi ayrıştırarak, hatta derslerin içindeki konuları dahi ayrıştırarak hangi dersin hangi konusunda hangi seviyede olduğunu bu sınavlar sonucunda ölçmelisin. Ve çıkan sonuçlarına göre demelisin ki ben mikro iktisat dersinde temel seviyedeyim. Yani seviyem hiç yok. Ön hazırlık yapmalıyım. Ön hazırlığı nasıl yapmalıyım? Ders yapılmadan önce ders içeriğine dair genel bir fikir edinmeliyim. Ön hazırlık videolarını ya da tuttuğum notları temel düzeyde anlatan canlı dersler ya da video dersleri kullanmalıyım demeliyim. Ya da ben sınava girdim. Maliye dersinde arkadaşlar, maliye dersinde başlangıç seviyesinde çıktım. Buna karşın ne demeliyim? Ben şu an ikinci seviyedeyim. Yani tabloya göre ne yapmam gerekiyor? Konu anlatımı çalışmam gerekiyor. O konuyu öğrenmek için canlı yayın konu anlatımı derslerinden faydalanabilirim. Video konu anlatımlarından, detaylı konu anlatım kitaplarından ve notlarından özgürce faydalanabilirim. Önemli olan seviyemi ölçmekte nerede ne çalışacağımı, nasıl çalışacağımı bana göstermesi. Seviyeyi özel çalışma tam olarak böyle olur arkadaşlar. Seviyeyi özel çalışma birçoğunuzun yaptığı gibi her şeyi sıfırdan başlayayım, her şeye ortadan başlayayım, her şeye ileriden başlayayım şeklinde olmaz arkadaşlar. Anlaştık mı? Hangi derste seviyen hangi basamaktaysa o basamağa uygun çalışman gerekiyor. Ya da diyelim ki sen anayasa hukuku dersinde orta seviyede çıktın, üçüncü seviyedesin. Tabloya göre ne yapman gerekiyor? Detaylı konu tekrarı yapman gerekiyor. Nasıl yapabilirsin? Nereden yapabilirsin? Öğrenmiş olduğun bilgileri daha kalıcı hale getirmek için tekrar anlatım niteliği olan canlı derslerden yapabilirsin. Video eğitimlerden yapabilirsin. Özet anlatımı olan kitaplardan ya da derste kendinin ya da öğretmeninin tuttuğu notlardan faydalanabilirsin kıymetli öğrencim. Ya da bir başka derste mesela maliye dersinde ileri seviyedesin. Artık dördüncü basamaktasın. Bu seviyedeysen ne yapman gerekiyor? Alıştırma soru çözümü yapman gerekiyor. Bu alıştırma soru çözümünü gerek kendi kaynaklarından gerek bizim sistemimizdeki videolardan yapabilirsin. Çözümlü soru bankaları kullanabilirsin. Canlı yayın soru çözüm derslerinden, soru çözüm videolarından faydalanabilirsin. Ve eğer bir başka derste 5. seviyedeysen, artık üst seviyedeysen pekiştirme soru çözümü yapabilirsin. Bu aşamada artık konuyu kavradığın ve soru tipleri hakkında fikir sahibi olduğun için çözümsüz soru bankalarından faydalanabilirsin. Yaprak testler, dijital sorular, ders denemeleri, deneme sınavları ve karma soruları çözebilirsin. Yani demem o ki kıymetli öğrencilerim, hangi derste, hangi seviyede olduğunu eğer bilirsen
seviyene uygun çalışarak hem zamandan tasarruf edip hem de enerjini doğru yere ayırabilirsin. Önemli olan hangi derste neye ihtiyacın olduğunu tespit edebilmek diyebilirim arkadaşlar. Ve tabii ki de strateji geliştirmeden olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bu sınav her şeyden önce kabul edelim ki bir eleme sınavı. Çoğunluğumuz elenecek, azınlığımız da eleyecek. Yani o süzgecin üzerinde kalanlar zaten sınavı kazanacak. Yüksek kadro memuriyetlere, A kadro memuriyetlere yerleşecekler. Peki şimdi size bir strateji sorusu sormak istiyorum. Şu an ekranda A grubuna dair, maliye dersine dair iki farklı konu görüyorsunuz. Biri kamu gelirleri, biri kamu harcamaları. Bu iki farklı konunun alt başlığındaki maddeleri incelediğinizde hangi konuyu çalışmayı seçerdiniz? Sadece birine çalışabilecek vaktiniz var ve neden o konuyu seçerdiniz? Sebebini de açıklayın lütfen. Neden? Çünkü burada bir strateji var. Burada bir mantık var. İşte bu Sena hocam. Harikasınız arkadaşlar. Yavuz hocam harikasın. Yasin hocam harikasın. İşte tam olarak benim öğrencilerimde görmek istediğim bakış açısı bu. Arkadaşlar ben ilk maddede ne dedim? Sınavı kazanmak istiyorsan bir, sınavı çok iyi tanıyacaksın. Tanımaktan kastım sadece işte 40 soru var, 50 dakika, şu tarihte olacak, bu kadar gün kaldı değil. Sınavın mantığını tanıyacaksın. Şimdi bu sınavda 997 tane konu var. Ve bu 997 konudan eşdeğer soru çıkmıyor. Öyle konular var ki daha çok soru çıkıyor. Öyle konular var ki daha az soru çıkıyor. Örnek vereceğim mesela. Tarih dersini herkes düşünsün. İslamiyet öncesi Türk tarihi konusunu düşünün. Bir de siyasal dönem, kültür medeniyet uygarlıklarını düşünün. Şimdi ikisi de bir konu ama birinden çıkıyor 8 soru, birinden çıkıyor bir soru. Hangisine ağırlık verirsin? Tabii ki de 8 sorunun geldiği. Şimdi buradaki tabloyu incelediğimde kamu gelirleri çok uzun bir konu. Bak çalışma süresine baktığında 772 dakika çalışıp konu puanına baktığında 3,76 puan alabilirim. Amenna. Ya da kamu harcamalarına çalışıp 254 dakika çalışıp 3,75 puan alabilirim. Bu daha da çok amenna. Neden? Zamana bak. Bak her konunun bir öğrenme zamanı vardır. 772 dakika mı? 254 dakika mı daha azdır? 772 dakika nereden baksan 254 dakikanın 3 katıdır arkadaşlar. Yani ben 3'te 1'i emek verip aynı puanı alabilirim ki bu ve örnekte verdiğim konular gibi yüzlerce konu var. Ama siz bunları bilmediğiniz için hepsini hadi bismillah deyip en baştan en sona kadar çalışıyorsunuz. Sınav tarihi gelince de konularınız yarım kalıyor. İşte ÖSYM bizden ne istiyor biliyor musunuz? Strateji. Diyor ki ben senden bütün konuları bilmeni istemiyorum. Ben senden en kısa sürede en çok sorunun geldiği konuları, en hızlı kavrayabileceğin konuları öğrenmeni istiyorum. Bunu bilen kazanıyor arkadaşlar. Mesela biz Tekuzem olarak aranızda zaten kayıtlı öğrencilerimiz de var. 10 yıldır ÖSYM'yi çok yakından takip edip Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak da hizmet veren bir kurum olarak arkadaşlar. Diğer kurumlardan temel farkımız biz öğrencilerimize strateji öğretiyoruz. Diyoruz ki sen baştan başlayıp giderek bu sınavı kazanamazsın, yetiştiremezsin. Senin bu unutma hızın var. Unutma hızına göre tekrar yapacaksın. Biz sana öyle bir sistem kurduk ki yapay zeka ile çalışıyor. Türkiye'de sadece Tekuzam'da var. Bu arada yapay zeka arkadaşlar bu bahsettiğim 997 konunun hepsinin çalışma süresini ve önem puanını, sınavda çıkan soru sayısını ve o soruları yaptığında kaç puan kazandığını tek tek hesapladı. Bunu kayıtlı olan bütün öğrenciler görebiliyor. O yüzden vaktin yok mu? Gidip bunun yerine bunu çalış, daha da vaktini arttırmış olursun. Yani doğru açıdan bakmak
Kesinlikle çok 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 iyi arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Bütün bu bahsettiğim stratejileri uygulayacağımız yapay zekadan örnek bir ders çalışma programı oluşturmaya. Hemen sayfamıza girelim. Sevgili sistem yöneticim, tekuzam.com'a girmek istiyorum. Evet arkadaşlar, burası bizim güzeller güzeli sayfamız tekuzam.com. Şu an herkes ekranımı görebiliyor değil mi kıymetli öğrencilerim? Harika. Ben şimdi kullanıcı adım ve şifremi hemen bulup giriş yapacağım. Bu arada arkadaşlar lütfen benim attığım adımları çok iyi bir şekilde takip edin. Çünkü her biriniz bu adımları takip ederek seminerden sonra arkadaşlar bir kerelik denemek için yapay zeka sisteminden kendinize özel örnek bir ders çalışma programı hazırlayabileceksiniz kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum. Burası Tekuzem'in ana sayfası. Sağ üst köşede giriş yap yazan bir buton var. Buraya tıklıyorum. Her biriniz seminere bir kullanıcı adı ve şifreyle girdiniz. Buraya kullanıcı adınızı ve şifrenizi gireceksiniz arkadaşlar. Ben kendi panelime giriyorum şu anda. Giriş yap diyorum. Kendi adımla soyadımla panelim açılıyor arkadaşlar. Bakın Rukiye Tuğba Boğa, Türkiye'nin tek eğitim sistemi TEKES'e hoş geldiniz diyor. Siz de burada kendi isminiz ve soy isminiz olacak arkadaşlar. O bahsettiğim eğitim kimliğini öğrenmek, kendinizi tanımak için bahsettiğim analiz var ya, her birinize hediye ediyorum demiştim. İşte o analiz bakın burada arkadaşlar. Bak saat var. Saatin yanındaki zile tıklıyorsun, eğitim analizi 1 diyorsun. Teste başla diyerek buradaki analizi çözdüğünde birlikte o sonuçlarını yorumladığımız öğrenci gibi senin de bütün sonuçların çıkıyor. Yapay zeka bütün sonuçlarını tek tek hesaplıyor ve sana özel neler yapman gerektiğini de söylüyor. Anlaştık mı? Bir kere birinci göreviniz buradan eğitim analizlerini çözmek olsun. İkinci göreviniz eğer Tekuzem'e kayıt olursanız arkadaşlar, kurslarımızı satın alırsanız her dersten ayrı ayrı seviyenizi ölçeceğiz ve seviyenize göre ders çalışma programı oluşturacağız demiştim ya. İşte burada A grubu, matematik, Türkçe, coğrafya, tarih, vatandaşlık her biri var. Bunları kayıt olduktan sonra güzelce girip çözüyorum. Selim hocam, tabii ki de ben kayıtla ilgili de seminer sonunda bilgi aktaracağım. Seminerde kalmaya devam et. Bu seminere katılan her öğrencim özel bir indirim kazanmış olacak. Ne demek? Ben de teşekkür ediyorum. Sonra en önemli olan kısım arkadaşlar çalışma takvimi. Şimdi bizim akıllı sistemimiz bir rehberlik uzmanı ya da bir öğrenci koçundan çok daha net ve fazla bilgiye sahip arkadaşlar. Objektif olarak yaklaşıyor ve sınava kalan süreye göre stratejik öğrenciye özel bir ders çalışma programı hazırlıyor. Buraya tıkladığımda çalışma takvimi 1'e tıkladığımda karşıma program oluştur yazısı gelecek. Önce çalışmak istediğim dersleri seçeceğim. Program derslerini seçe tıklayacağım. Eğitim seçinizden A grubunda bak bütün bu dersler var. Bunların hepsini canlı canlı ben kayıt olduğumda zaten göreceğim. Mesela makro iktisat çalışmak istiyorum. Okey. Çok güzel. Muhasebe de çalışacağım. Bir de ne çalışayım? Maliye çalışayım. Çalışmak istediğim dersi ekledim. Bir de genel yetenek, genel kültürden tarih dersi çok uzun, tarih çalışacağım. Bir de matematik de çok uzun, matematik çalışacağım. Yani kendimce istediğim dersleri kombinledim, harmanladım. Burada özgürsünüz. İstediğiniz dersleri seçebilirsiniz. Bu sistem tamamen kişiye özel bir sistem arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Kaydet diyorum. Sonra en önemli olan kısım arkadaşlar, aranızda yüksek lisans yapan var, işe giden var, okula giden var, staja giden var, evli olan var, çocukları olan var. Yani var da var, sorumluluklarınız böyle boyumuzca. O yüzden her birinizin günlük çalışma süresi tabii ki de aynı değil. Ben ne dedim? Bu sınav kişiye özel bir sınavdır. Herkes kendine özel bir program yapacak. İşte bizim sistemimiz bunun için size fırsat veriyor. Diyor ki bana hangi günler, günde kaç saat çalışabileceğini gir. Giriyorum.
Çalışan biriyim arkadaşlar. O yüzden izin günlerim için ayrı bir program yapacağım. İşte olduğum günler için ayrı bir program yapacağım. Hafta içini seçtim. Kendime göre bak, uygunluğuma göre kaçta kaç arası çalışacaksam istediğim saatleri seçebilirim. Zaten eğer kayıtlıysam akşamları dersim var, bunu bilirim 7'den sonra. O yüzden 7'den sonra canlı derse gireceğim için kendi yapacağım programı 7'den önce bitirmem gerekiyor. 18.30 gibi bitireyim. Şimdi hafta sonu biraz daha fazla vaktim var. Evdeyim saat 10'dan 15.30'a kadar. Çünkü hafta sonu da canlı derslerim 4'te başlıyor. Çok güzel. Bak burada fark ettiysen benim seviyeme göre yapay zeka diyor ki süren yeterli değil. %78 yeterli. Bunu %100 yapmam lazım. O yüzden geleceğim, süremi biraz daha arttıracağım. Saat 12 ile 14 arasına bir koyalım çalışma. Ha, 14 zaten seçmiştim, bir dakika. 13.40. Evet bak, farkında mısın? %98 oldu. Bir de hafta sonuna ekleyeyim. Hafta sonu 12, hafta sonu 10'da başlamıştım. 9.30'da başlayacağım. 09 09.30. Burada arkadaşlar günlerimi, saatlerimi, sürelerimi, her şeyi kendime göre seçiyorum ve şu an sürem %100 oldu. Yani yapay zeka bana dedi ki senin seviyen temel, bu derslerin hepsini sıfırdan çalışıp öğrenmen için bana haftada 2574 dakika vermen gerekiyor dedi. Ben de bu dakikayı verdim. Sürem şu anda yeterli. İstediğim dersleri de seçtim. Çalışma programı oluştura tıklıyorum ve şu an yapay zeka sadece bana özel çözdüğüm analiz sonuçları, çözdüğüm SBS sonuçları, seçtiğim dersler, sınava kalan gün sayısı ve seçtiğim gün ve saatlere göre ihtiyacım olan programı şu an hazırlıyor. Şimdi karşıma geldi, takvime git diyorum. Dakikası dakikasına, mola sürelerine kadar her şey bana özel olduğu için arkadaşlar programım işte karşınızda. Bak ne seçtim? Matematik seçtim, tarih seçtim, muhasebe seçtim, mikro iktisat seçtim, maliye seçtim. Bak bir hafta boyunca çalışacağım bütün konular karşımda. Yani her birimizin aslında ihtiyacı olan şey arkadaşlar, ne zaman ne çalışacağım, hangi konuda ne çalışacağım, ne kadar çalışacağım değil mi? İşte size yol haritanız, hem de tamamen size özel hazırlanmış bir yol haritası. Bak mesela geldim. Bana yapay zeka demiş ki maliye teorisine girişten konu anlatımı çalış demiş. Senin buna ihtiyacın var. Neden? Benim temelim hiç yok. Sıfırım yani. Geliyorum, çalışmaya başla diyorum arkadaşlar. Yapmam gereken tek şey bu. Şu an çalışmaya başla dedim. Yasin'cim kesinlikle, Selim'ecim aynen öyle. Bak şu anda öğretmenimle birlikte bu konuyu çalışıyorum. Maliye Global 2. Tamam. Evet. Nasıl oluyor? Evet, tamam. Ben numaramı yazıyorum. Ben oradan başlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, maliye dersi konu başlıkları. Sevgili arkadaşlar, Bak maliyenin burada öğretmenimle ben bu konuyu işliyorum, tamam mı? maliye arkadaşlar ve konu dağılımı şöyle oluyor arkadaşlar. Maliye teorisinden 4 soru, diğer kamu harcamaları 6 soru, kamu gelirleri 6. Ve arkadaşlar bu videodaki öğretmenler bildiğiniz A grubunun aranılan yüzleri. Çok ciddi, hatta araştırabilirsiniz yani. Hem canlı derslerimize giren hem video derslerimize giren. Mesela muhasebenin işlevleri temel kavramlardan konu anlatımı çalış demiş. Yapmam gereken tek şey üzerine tıklayıp çalışmaya başla demek. İşte bu kadar basit. Yani bizim sistemimiz size hem yol haritanızı gösterip hem de diyor ki gel benimle çalış diyor. Bir de aslında Türkan hocamız kulakları çınlasın. bir de muhasebeyi böyle çok teknik terimlerle öğrenmeyin. Ne olur? Muhasebeye günlük Nurcuğum tabii ki sadece programı da alabilirsin. Derslerle birlikte programı da alabilirsin. Mesela matematik, doğal sayılar, tam sayılar, konu anlatımı. Ve unutmayın arkadaşlar, bak bu program
Analizi sınavı çözdükten sonra hazırladığınız için sadece size özel. Eğer dersi başka yerden aldıysan sadece program alabilirsin Özcan Hocam. Ben özellikle burada bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. Değil mi? İşte bu kadar basit. Çalışmak hiç bu kadar kolay olmamıştı arkadaşlar. Ciddi anlamda söylüyorum. Bak mesela iktisatta makro iktisata giriş. Çalışmaya başla diyorum ve çalışıyorum. Kendinize mutlaka örnek bir program hazırlayın arkadaşlar. Farkı göreceksiniz. Makro iktisatın aslında temel konusudur. Tabii ki basit keynesyen Sinem paralel Hoca çok başarılı bir öğretmen. hesaplar tarafından geliştiriliyor ve devamında da arkadaşlar bütün analizler hep bu basit keynesyen model üzerine kuruluyor. O yüzden Keynes makronun kurucusudur. Makro. Bir de mikroya bakalım. Mikro iktisatı. Ay ama makroyu bitirmeden mikroya geçemez. Çünkü garanti öğrenme modeline uygun çalışıyor. Matematik mesela, doğal sayılar. Doğal sayılar ve tam sayılarla başlıyoruz. Ay Olcay Hoca. 5 yıl sonra hayal kırıklığı yaşayacak kapatma. Dersler o kadar güzel geçiyor ki arkadaşlar. Yani hem ders hem böyle bir sistem. Sadece sistemi de alabilirsiniz bu arada. Derslerle birlikte sistemi de alabilirsiniz. Bakın burada mola sürelerinize kadar her şey size özel. Her gün için bak 290 gün var ya sınava. 290 günlük programın hazır. Yapay zeka bunu günü geldiğinde çat karşına getiriyor. Geliyorsun, çalışıyorsun. Bitirdikten sonra da yapman gereken tek şey tamamladım demek. Yapay zeka sadece sana program yapmakla kalmıyor. Sana hazırladığı programı takip de ediyor. Ve eksik çalışmaların varsa onları yeniden karşına da getiriyor. Mesela ben bu temel kavramlar videosunu izledim, bitirdim. Tamamladım dediğimde buna tik atıyor. Diyor ki okey bu ödev yapıldı. Sıradaki konuya geçirebilirim öğrenciyi diyor. Yani tamamen akıllı, dinamik ve güncel bir sistemle çalışmak çok büyük bir şans arkadaşlar. Aksi takdirde siz zaten kendi sınavınızın yoğunluğunu, o konu yoğunluğu, ders zorluğu, soru çeşitliliği, yeni nesil soruların ne kadar zor olduğunu benden çok daha iyi biliyorsunuz sınava giren öğrenciler olarak. Yani böyle zorlu bir sınavda ancak böyle disiplinli, ancak böyle istikrarlı bir çalışma sonucunda alnınızın akıyla başarıya ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Ki biz bu alanda arkadaşlar 10 yıldır birebir bu şekilde hizmet verdiğimiz için programımıza uyum sağlayan öğrencilerimizde başarı oranımız çok ama çok yüksek arkadaşlar. O yüzden eğer profesyonel bir destek almıyorsanız ve bu yıl ben niyet ettim hocam, ben kararımı verdim, atananlar listesine ismimi yazdıracağım, yüksek memuriyet kadrolara yerleşeceğim, bu yıl artık bunu istiyorum diyorsanız arkadaşlar, bu sistem tam olarak size göre. Bence fırsat ayağınıza gelmişken hiç kaçırmayın. Bu sistemi satın aldığınızda hem bu bahsettiğim bireysel yapay zeka koçluğu hem yaklaşık 2 hafta önce başladığımız sıfırdan canlı konu anlatım, tekrar soru çözüm dersleri A grubu ve genel yetenek genel kültür için hem bütün derslerin dijital PDF notları, Türkiye geneli deneme sınavları ve bireysel rehberlik seminerleri, toplu grup rehberlik seminerleri ve haftalık yapay zekanın arkadaşlar performans karnesi, raporu ve bütün derslerin videoları. Dönem sonuna kadar 13-14 Eylül tarihine kadar birlikteliğimiz kayıtlı olan öğrencilerimizle bu şekilde devam edecek. Ve eğer bu sistemi tercih ederseniz arkadaşlar haftanın 7 günü sistemle haşir neşir, her gün dersleri olan, çok keyif alan, daha az yorulan ama stratejiyi bilen bir öğrenci olarak adım adım hedefimize birlikte ilerlemiş olacağız. O yüzden kayıt olmak isteyen öğrencilerim için sevgili sistem yöneticim linki paylaşmanı istiyorum. Şu an bu seminere özel, bugüne özel dev bir indirim yapacağım. Ama gün sonuna yaklaştığımız için bu indirimi yarına kadar sizin için uzatıyorum. Yarın saat 7'ye kadar A ve B grubu kurslarına kayıt olursanız 15 bin lira yerine sadece ve sadece 10 bin TL arkadaşlar. Yıllık ücretimiz sıfırdan başlayan bütün canlı dersler,
Yapay zeka koçluk sistemi ve çok daha fazlası sadece ve sadece 10.000 TL arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Zaten araştırdığınız kurumlar vardır. Bakın eğitimin linkini de atayım. Şu an sitede 15.000 lira. Zaten bu linki şu an herkes sistem yöneticimin gönderdiği linke tıkladı mı? Bu indirimden bu linke tıklayanlar faydalanabilecek. Tabii ki Yasin'cim. Evet bak Yavuz hocamın az önce kaydını aldım. Kayıtlı öğrencimiz. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın piyasayı biliyorsanız, bu sınavı biliyorsanız, bir kitabın bile ne kadar pahalı olduğunu, biz Ankara'dayız ya, Ankara'nın en iyi öğretmenleri derslerinize girecek ve şu an aynı öğretmenlerin derslere girdiği dershanelerdeki ücret arkadaşlar 100K. A ve B grubu 100.000'den başlıyor. Ankara'dan bahsediyorum. Ki sizin şehirlerinizde belki alan dershanesi bile yok arkadaşlar. Alan kursu her yerde olan bir şey değil. Desteksiz, çok zorlanırsınız. Eğer bizi tercih ederseniz bu süreci çok kolay, çok konforlu bir şekilde ilerletebiliriz. Senacığım yüz yüze eğitimimiz yok. Biz 10 yıldır uzaktan eğitim veren, online eğitimin öncüsü olan bir kurumuz. Çünkü bizim binlerce kayıtlı öğrencimiz var arkadaşlar. Yüz yüze eğitim vermiyoruz. Bütün derslerimiz Zoom'dan canlı olarak gerçekleşiyor kıymetli öğrencilerim. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeniden linkimi iletiyorum. 5.000 liralık indirimden sadece bu linke tıklayanlar faydalanabilecek. İndirimimizin geçerlilik süresi yarın yani 29 Kasım saat 19'a kadar geçerli. Kaybettiğiniz her bir gün geleceğinizden çalıyor. Bugün sınava 290 gün var, yarın 289 gün kalacak. Bir gün daha kaybetmeyin ve unutmayın, bizim canlı derslerimiz başladı. Her gün bir ders daha kaçırıyormuşsun gibi düşün. Evet, onlar kayıt altına alınıyor ama neden videodan izleyesin ki canlısı varken? Öyle değil mi arkadaşlar? Var mı bakalım bana sorularınız kıymetli öğrencilerim? Soruları olanların hızlıca sorularını alayım. Seminer sonrası linke tıklayan öğrencilerimizi öğrenci koçlarım arayacak. Kayıt işlemlerinizi birlikte tamamlayıp hemen yarın arkadaşlar, hemen bugün özür diliyorum. Bugün olan canlı derse dahil edeceğiz size. Yasin'cim tabii ki de ararım. Yavuz hocam kendine çok iyi bak, sen zaten kayıtlısın. Tabii ki Selim'ecim, hemen linke tıklayanları hemen arayacağız arkadaşlar. Kayıt işlemlerini birlikte tamamlayacağız öğrenci koçlarımızla. Bir gün daha kaybetmeyeceksiniz. Ecem'cim o sana SMS'de geliyor kullanıcı adı ve şifre. Bu seminere girdiğin şifre zaten. Sistemi inceleyip kurcalamayı unutmayın. Herkes bir analizini çözsün. Örnek programını hazırlasın arkadaşlar. Unutmayın sadece size özel program hazırlayan tek eğitim kurumu TEKÜZEM. Bütün kurumları da araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bizim farkımızı çok daha iyi anlamış olacaksınız. Var mı sorularınız? Merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için buradayım. Seve seve yanıt veririm. Nasıl buldunuz? Çok güzel bir sistem geliştirmişiz, değil mi? Aynen öyle Selimeciğim. Çok teşekkür ediyorum güzel dönüşleriniz için, güzel yorumlarınız için kıymetli öğrencilerim. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu yıl sizin ve bizim yılımız olsun. İnşallah hepiniz TEKÜZEM'de olursunuz. Birlikte başarıya ulaşırız. Nergis EKPSS kursumuz yok çünkü sınav yok bu yıl. Senacığım bizim böyle bir sistemimiz yok. Biz öğrenciye seviyesine özel eğitim veririz. Yani çözemediğin sorularla alakalı seviyene uygun olmadığı için çözemiyor olabilirsin. Eğer bize kayıt olursan biz seni matematikte en temelden başlatırız. Haliyle çözemediğin hiçbir soru kalmaz. O halde kıymetli öğrencilerim linkimi son kez yeniden paylaşıyorum. İndirimden sadece linke tıklayan öğrencilerim faydalanabilecek. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın ama en önemlisi esen kalın, başarıyla ve güzellikle kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.